bütün bu yaşanan şeylerin tek bir sebebi var. Birbirimize karşı samimi değiliz. Herkes kendi başına bir şeyler çözmeye çalışıyor. Yakın zamanda bunu çok acı bir şekilde gördük zaten. Neyse şimdi hatırlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Herkes kendi kendine bir şeyler çözmeye çalışıyor. Kimse kimseye bir şey söylemiyor. Ve sonra acı bir şekilde ödüyoruz bedelini. Ve nedense en son benim haberim oluyor. Bak sen de aynı şeyi yaptın Melis. Hatırlıyor musun burada o kadar şeyi yaşadım ben. Herkese kızdın, abi ben senin arkandayım dedim bana. Bak aynı şeyi sen de yaptın. Abi ben... Sen açık olmadın bana Melis. Ya bak tamam, aşık olabilirsin, birini sevebilirsin. Ben buna zaten bir şey diyemem. Ama Kadir olunca iş değişiyor. Çünkü ben bu adamı çok iyi tanıyorum, ciğerini biliyorum. Ya ben bu adamı yanıma aldım, işe aldım değil mi? Senin o zaman gelip abine anlatman gerekiyordu durumu. Onun da delikanlı gibi karşıma çıkıp her şeyi açık açık söylemesi gerekiyordu. Ama işler bu noktaya geldiğinde değil, zamanında söyleyecektiniz. Ya belki cesaret edemedik. Ya sen çünkü kendi doğrularından başka hiçbir şey anlamıyorsun abi. Ya Melis siz denediniz mi bunu? Gelip söylediniz mi bana? Ben bu kadar katı mıyım gerçekten? Abi ben seni çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum ben seni. Ben senin öfkeni, tepkini çok iyi biliyorum. Böyle zamanlarda dinlemiyorsun bile. Koruyacağım derken körleşiyorsun. Cenk nereye? Cenk'in yükü ağırmış Feriden. Ben şimdi anladım onu. Hepimiz aynını yapmadık mı? Korumak isterken incittik. Cenk! Beni de. Cenk bekler misin? Nereye? Azra in arabadan. Hayır inmiyorum. Azra yalnız kalmak istiyorum lütfen. Cenk ben seni bu haldeyken yalnız falan bırakmam. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum. Gerçekten inmeyeceğim. Cenk yavaşlar mısın biraz? Cenk bak çok hızlı gidiyoruz. Biraz yavaşlar mısın? Cenk ne yapıyorsun? Bak çok hızlı gidiyoruz. Yavaşlar mısın biraz? Cenk! Ya Cenk ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kimi cezalandırıyorsun? Kendini mi, aileni mi, kimi cezalandırıyorsun? Biraz sakin ol ya lütfen.